akşamki konuşmamıza şöyle girizgah mahiyetinde birkaç hatırlatmayla başlayacağım. Sonra da zaten o 10 dakika içerisinde arkadaşlar da gelir. Böylece konuşmanın ana yapısına bir helal gelmemiş olur diye düşünüyorum. Şimdi aklımdaki, zihnimdeki şeyleri toparlamaya değil, böyle biraz özet yapmaya çalışıyorum. Hani ne kadar özet şeklinde aktarabilirim diye. Bizim şöyle bir problemimiz oluşmaya başladı. Bu son 30 senedir falan var. Sıkça zikrediyoruz. Nedir o? Bir kere bir dil problemi yaşıyoruz. Yani bizim şu anda hala aslında gündemimizde olması gereken çok önemli bir problem yaşıyoruz. Dil, dil problemi. Ağzıma bakmayın canım dil derken. Yani lisan manasında söylüyorum. Bu lisan problemi gittikçe daha da derinleşecek. Ve anladığım kadarıyla da bu lisanı düzeltmek ve lisanla alakalı bu zenginliği biraz daha böyle kafa yorarak, çok iyi temellere oturtarak rehabilite etmek gibi şeyleri de pek göremiyorum. Nedir dil problemi? Bir kere hakikaten dünya tarihi açısından baktığımızda biz şu anda lisanımızla ilgili uğradığımız sıkıntı ve lisanımızla alakalı uğradığımız bu inkıtabı kesinti şu anda dünyadaki hemen hemen devlet olarak baktığımızda hiçbir milletin yaşamadığı bir felaket. Ne oldu biliyorsunuz, bunu sıkça zikrediyorum ama bu salonda herhalde 9-10 aydır söylemedim. En son bir sene evvel belki, şimdi 9-10 ay evvel söyledim. Tekrarlamış olayım, başka konferanslarımda söylüyorum. Şu anda dedesinin bıraktığı hatıra defterini bile okuyamayan dünya üzerindeki tek millet biziz. Yani dedenizin bıraktığı bir hatıra defterini okuyamıyorsunuz şu an. Dünya üzerinde sizden başka, bizden başka böyle bir millet yok. Her ne kadar damarlarımızdaki asil kandan kuvvetimizi alıyoruz gibi böyle bir gargara içerisinde bulunsak da şu anda konuştuğumuz lisanla ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Yani dedenin kabir taşını okuyamıyorsun. Hatıra defterini okuyamıyorsun. Peki senin durumunda başka bir millet var mı şu anda dünyada? Yok. Hani burunlarına halkalar takan o Afrika'da bilmem ne ormanda ah uy uy falan diye konuşanlar var ya. Dedelerin dedesinin bilinmesine kadar yani işaretleri, totemleri her birisi tanıyor. Yani ona gülüyorsunuz ya ne kadar da vahşiler, ne kadar yabaniler, dünyadan haberleri yok falan diyorsunuz ama biz dünyadan haberdar olduğumuz halde ecdadımızdan haberdar olamayan bir toplumuz. Bir kere bunu lütfen iliklerinize kadar hissedin. Hani ben ucuz kahramanlık yapmayacağım şimdi. Ey genç sen işte biliyor musun şöylesin böylesin falan. O havaya girmeyeceğim ama bunu biliyorsunuz değil mi? Bir realite bu. Yani bu bir gerçek. Yani üst bir ilerimizde Karadeniz var, aşağımızda Akdeniz var, Marmara Denizi var. Şu kadar metrekare, şu kadar yüzölçümüz var gibi nasıl bir coğrafi gerçeğimiz var. Bizim şu anda kendi öz dedemizin kitabını bıraktığı hatıra defterini torununa bıraktığını okuyamayan tek millet biziz. Yani bu bir anormal bir durum. Bu ne olacak? Bazıları bunun çözümünü çok kolay bulmuşlar. Karadeniz'de hafız gibi deli hafız varmış. Ezberleyemediği sayfaları illetle dibinden kesiyormuş. Yok bizim öyle dedemiz dediler. Bir müddet böyle gitti ama yok adamlar soruyor nerelisin diye sorduğunda bir aidiyet, bir kültür meselesi. Hele hele bu yüzyılda artık kültür üzerinden bir emperyalizm, bir sahip olma, bir kuşatma herkes tarafından başladığından dolayı sınırlar artık kalktı, şirketler evleniyor, sosyal medyada herkes birbirinden haberdar oluyor. Aa, biz de girelim, biz de girelim. Tamam sen kimsin diye soru sorulduğunda kimi işaret edeceksin? Köklerini bilemediğinde mahvoluyorsun, perişan oluyorsun. Şimdi bu bir derin bir yara. Yani bir kere bu bir problem, bu
bunu görmediğinizde, şu anda hayatınızda karşınıza çıkmıyor zannettiğinizde büyük bir hata yaparsınız. Çok büyük bir hata yaparsınız. Yani şu anda bir elinizi 5 parmak zannediyorsunuz ama 3 parmak. 5 parmakla hareket ettiğinizde bir şeyi elinize alamıyorsanız bilin ki bir şeyler kopmuş yani. Bunu iyi tahlil edin. Bu nasıl şimdi? Bizi nereden alakadar ediyor? Nasıl alakadar? Bir kere tamamıyla bizi alakadar ediyor. Onu geçtik. Ama şunu gördük. Tefsirler, hadisler, din öğrenelim. Çocuğumuzu yetiştirelim. Falan filan gibi. Bu falan filan derken bu mevzulara falan filan demiyorum. Bu düşüncelere baktığınızda karşınıza çok büyük bir problem çıkıyor. Bugün mesela Arapça öğrenmemek meselesi değildir. Bakın bunu söylüyorum. Hani bu aslında aykırı bir söylem. Siz hiç böyle bir söylem duydunuz mu? Diyanette olsun, hocalarda olsun, medresede olsun böyle bir şey işittiniz mi hiç? Ben maalesef duyamıyorum. Ama ana bir problem var ortada. Mesele daha fazla Kur'an kursuyla, Kur'an kurslarına çocuk yetiştirmek meselesi değil. Benim konuştuğum mesele ayrı bir şey. Bu yetişen çocuklar, bu yetişen hocalar, bu yazılan kitaplar, tefsirler, hadisler ve açıklamalar. Soruyorum size, lisanınız yoksa hangi lisana aktarılarak size fayda verecek? Siz Arap mısınız? Yani ırkçılık yapmıyorum. Anadan doğma lisanınız Arapça mı sizin? Yok. Bugün Arapça konuşan yerlerde bile lisanımızla alakalı bazı özellik, mesela Filistin'deydim. Hurma'ya dedim ki, herdeyi akvas, ecmen falan dedim, güldü. Ne diyor bu ya, akvas, akvas. Adam alay etmeye kalktı, onun daha yaşlı bir adam var. Ulan ne gülüyorsun dedi Arapça olarak bana. Adam dedi, fasil konuşuyor dedi. Yani Kuveys kelimesi öz olarak ismi tasviridir. Akvas denildiğinde, akvas, ecmen denildiğinde daha da güzel manasına. Yok güzel dedi, cemil dedi o kadar. Ecmen kelimesini bile kullanmıyor bugün Arapçasında adam. Fasih Arapça kullanmıyor yani. Onlar bile diyorlar ki, biz lisanımızı kaybettiğimiz için Kur'an'ı ve hadisi doğru anlayamıyoruz diyorlar. Bak adamın ana lisanı Arapça. Biz bugün maalesef diyorum, bakın yarın bir gün bunu konuşacaklar. Bunu muhakkak konuşacaklar. Şu anda Kur'an'ı ve İslami kaynakları anlayamamamızdaki esas problem, Arapça öğrenmeyişimizden ve Kur'an öğrenmeyişimizle alakalı, evet var tabii, çok büyük bir, oradan da çok büyük bir kazık yemişiz, acayip bir satır yemişiz. Şırak diye budanmış, atılmış, ayrı. Ama lisanımızla alakalı, Türkçemizle alakalı bir şeyleri kaybettiğimiz için, oradaki mefhumlar, gelip de bizim lisanımızdaki mefhumlara yer edemediğinden bu lisanla insan yetiştiremiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve bugün hiç tartışılmaması gereken mevzular tartışılır hale geliyor. Hiç asla yani konuşmaya bile acele olmayacak, rahatlıkla anlaşılacak mevzular anlaşılmaz bir hale geliyor. Dikkat edin, bu boşluğu gördü bazı yapılar, ne yaptı? Falanca filanca ülkelerde biz Türkçe öğretiyoruz bahanesiyle. Aslında bu açığı kullanarak başka türlü yapılar oluşturmadılar mı? Paralel değil, dikey bir yapıyla. Bir şey yapıyor gibi görünmeyen, gerçekten manamıza hizmet edecek şekilde lisanımızı şekillendirmeliyiz. Sahip olduğumuz lisanımızı, üzerimizde emanet olan, miras olan lisanı gerçekleştirmeliyiz. Ben deriz, bakın size konuşurken, ederken, yaptığımız programlarda da nispeten hem güncel, popüler, artık maalesef insanların konuştuğu kelimelerle acizane şeyimdir, hedefimdir. Her konuşmamda muhakkak 15-20 kavramı, mefhumu derslerinde işlerim. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Ama sizin de merakınız olmalı. Anlatabiliyor muyum? Bu bir problem arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve söylem tarzınızda şu olsun, yani çok böyle karşınızda abuk sabuk konuşan insanlar şey yaparsa, ne diyeceğim? Şu söz, yenisi bulunana kadar en azından ben kullanıyorum. Dedesinin kitabını, hatıra defterini, kabir taşını okuyamayan dünya üzerindeki tek millet sensin. Bunu unutma hiçbir zaman. Yani bu acı sana yetmeli. Eğer sıkılmazsanız bir 10 dakikalık bir şey anlatayım, daha evvel anlattım. Bakın,
işin nasıl olduğunu kavrayabilirsiniz. Hiç yorum yapmıyorum. Kim yapmış, etmiş, ona da girmiyorum. Lüzum yok ki böyle bir şeye girmeye. Ortada bir vaka var. Ne olursa olsun, ortada bir cenaze var bir kere. Tamam. Bunun çözülmesi lazım. Hani yassı adındaydı Adnan Menderes, en sonunda özür dilendi ruhundan, getirildi Topkapı'nın oraya, sırlandı. Cenazeyi nasıl kaldırırsınız ona aklı vermez ama ortada bir vaka var. Şimdi bakın size söyleyeyim, hemen bunu siz kendiniz araştırın. Bolşevik ihtilalinden sonra, yani Çarlık Rusyası devrildikten sonra, Türkçe konuşan toplumlara o Bolşevik iktidar bir yasak getirdi. Bakın hiçbir şey yorum yapmıyorum. Tarihi bir hadiseden bahsediyorum size. No comment. Yani yorumsuz. Bolşevik iktidarı Türk toplumlarında, işte Kazakistan'ın bulunduğu, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, onların bulunduğu bölgelerde, Kırgızistan'ın vesaire, dedi ki, Arap harfleriyle Türkçe yazmanız yasak. Latin harfleriyle yazacaksınız dedi. Bolşevik iktidarın ilk seneki icraatıdır bu. Açın tarihe bakın. Merak edenlere tarihi belge de sunuyorum. Zeki Velidi Togan. Ayrıca Türk dil tarihine de bakabilirsiniz. Agah Sırrı Levent yazmıştı bazı şeyleri. Ama Zeki Velidi Togan'ınki çok meşhurdur. Oradan bakabilirsiniz. Makbu eserlerde. Tarihi bir süreç. Ne zaman Bolşevik iktidarı Latin harflerini şey kıldı diye. Şimdi Rusya'dan bahsediyoruz. İçin eğitimli kişilerin, muallimlerin, üstadların, alim olan kişilerin geride kalmasını tavsiye eder mahiyette ayet-i kerime olmasına rağmen vatan elden gidiyor diye en az diyorum 80 bin hocamız, muallimimiz, tahsilli insanımız, yani rektörü, profesörü, doçenti, asistanları, öğretmenleri şehit düşmüştür Çanakkale'de. Neyse, kökten bir değişiklik yapıldı. Bakın hiç siyasi bir konuya girmiyorum, tartışılan mevzuya girmiyorum, polemiklere hiç girmiyorum, hiç buradan öyle bir şey çıkmaz. Bolşevik iktidarıyla alakalı bir şey anlatmak için bu ayağı anlatmam lazım. Biz de Latin harflerine dönüldü. Latin harflerine geçildi, affedersiniz. Dönülmedi, geçildi. Latince'ye geçilsin, hatta Hilal'in yanına bayramımıza haçla konulsun diye teklifler vardı. Bu mecliste konuşulmuş şeylerdir. Batılılaşmak için yapılan hareketlerdir. Ama biz şimdi iş o kısmına girmiyoruz. Ne oldu? Latin harflerine dönüldü. Dediler ki daha kolay insan yetiştiririz, daha güzel okuma yazma oranımız artar dediler. Şimdi geçildi. Kaç 1900? 28. 1928. Evet. 1928'den sonra Bolşevik iktidarı, Sovyet Sosyalist bilmem ne Cumhuriyetler Birliği. Burası çok önemli. Tekrar Latin alfabesinden dönüyorsunuz, Arabi olarak yazıyorsunuz dedi. Aynı sene. Oradaki Türk soydaşlarımız var ya, Kazaklara, Kırgızlara, Özbeklere, Taciklere, hepsine dediler ki, iptal, değiştirdik bu cam filmleri gibi. İptal dediler. Ne oldu? Latin harfleri yasak. Tekrar Osmanlıca olarak bildiğimiz, aslında Arapça harflerle Türkçe okumadır o. Bunu şimdi detayına girmiyorum. Zaten şuurlu insanlarsınız. Yani sesler aynı. Baba diye yazdığını B harfi getiriyor. Arapça B koyuyor. Yanına E getiriyor. A. B, ba, ba. Ses aynı. Okuyorsun, Arapça değil, baba diye okuyorsun. Ümraniye, belediyesi. Bunun seslerini Arapça harfler kullanarak yapıyorsun. O zaman Osmanlıca oluyor. Halbuki Osmanlıca diye bir lisan yoktur. Türkçe de mi diyecek? Ama Latin harfleriyle yazılmasını tekrar yasakladı. Eskiye dönün dedi. Enteresan değil mi? Sebebi belli mi? Ya aptal olmak lazım adam. Türkiye ile oradaki insanların arasını kapatma, açma, set çekme. Aynı yazarlarsa aynı şeyleri okurlar. Fakat Bolşevik iktidarını bu kesmedi. Üçüncü bir değişiklik yaptı arkadaşlar. Onu çoğunuz bilmiyordur. Ne yaptı biliyor musunuz?
Azerilerin, Kazakların, Kırgızların yaşadığı bölgelerde dedi ki, Arapça harflerden de vazgeçtik. Bundan sonra Kiril alfabesiyle yazacaksınız. Ne demek Kiril alfabesi? Rusça yazın demiyor, Rusça öğrenin demiyor. Kiril alfabesinde kullanılan seslerle Türkçe yazacaksınız. Mesela ben okulum uzadı benim bazı talihsizliklerden dolayı. Azerice bir şiir okuyacağım değil mi? Eski okuduğum zaman da Osmanlıcadan okuyordum Azerice'yi. Bir arada Latince'den okuyordum. Bu sefer hoca değişti. Hoca dedi ki ben Rusça'dan okutuyorum. Rusça okumuyorsunuz. Rus harfleriyle, Kiril alfabesiyle Türkçe sesler çıkartıyorsunuz. Yani Ümraniye Belediyesi bir telaffuz ederken Kiril alfabesiyle bunun yazıldığını düşünün. Okuduğunuzda Ümraniye Belediyesi diyorsun. Ama harfler Latince değil, Arapça'da değil, Kiril. Neden bunu yaptılar? İslam dünyasıyla en azından böyle bir alaka kurarlar. En azından Kur'an'ı falan yabancı görmezler diye ona da bir set çekmek için kendi içerisinde dünyaya belki açık ama İslam'a kapalı bir toplum haline getirdiler. Ve o kadar kapalı hale geldiler ki papazı imam, İncil'i Kur'an, kiliseyi de cami zannedecek kadar. Bunlar yapıldı. Şarap içerken, Allah'ın haram ettiği şarabı içerken oturarak içiyorlardı sünnet uygun olsun diye ve besmele çekiyorlardı. Bu kadar cahil, bu kadar cahil bir toplum inşa edebildiler. Sonra istediğin gibi konuş zaten. İstediğin mezhebi kur. İstediğin şekilde örgütle. Lisanını kaybetmiş bir adamın dini mi kalır? Dini nasıl anlayacak? Kendi lisanıyla anlayacak. Şimdi bu bir mesele. Ben buraya neden geldim? Şuradan geldim. Metinler var elimizde. İlahiler var. Yazılmış olan bir sürü kitap var. Şu anda böyle birkaç kişinin hayatında yazmış kitaplar değil arkadaşlar. Asırlık dönemler kayıp halde şu anda. Siz çok şeyler yapıldı zannediyorsunuz. Daha geçen de bir akademisyenle beraberdim. Abi diyor ki 15. 16. ve 17. yüzyıl komple kayıp diyor. Komple kayıp diyor, kayıp. Ciddi hiçbir araştırma yok. Ve biz dünya üzerinde bu kadar sermayesi, bu kadar bilgisi olduğu halde bu kadar cahil kalan tek bir milletiz. Moralinizi bozmayın. Ama bunun bir hakikat olduğunu bilin. Hani yarın bir gün biz bu kadar uğraşıyoruz, şöyle yapıyoruz, ya Kur'an kursuna da gönderdik, tefsir dersleri de yaptık ama niye insan yetişmiyor falan diye düşünürseniz, muhakkak surette bunun, bu bünyenin, bir şeylerin eksik kaldığını bilin. Tamam mı arkadaşlar? İlahilerle alakalı bugün size sürpriz bir konuşmam olacak. Hikmet konuşmaları, hikmet dersleri ya. Bugün size Hazreti Hüdayi'nin bir nutkunu işleyeceğim. Ve buradan anlatacağım. Yani siz zaten bu anlattığımla şu anda bu zatın bir ilahisiyle neler anlattığını fark ederek oradan içinde bulunduğunuz konumu daha iyi anlayacaksınız. Ama ondan öncesinde profesör fakat Almanya'da bir Türkoloğu benim üniversitedeki hocamla yapmış olduğu bir konuşmayı naklediyorum size. Birkaç kere daha da anlatmış gibi. Türkçesi mükemmel diyor yani. Vurguyu bile anlıyor diyor. Vurgu anlamak. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. İçinizde dilciler vardır ama benim de biraz ailesine sahama giriyor. Ukaralık yapmak istemem ama hiç kimse ana lisanı gibi başka bir lisanı konuşamaz. Hikayedir o laf. Ana lisanı gibi Almanca biliyor. Yoktur. O zaman anası Almandır. Ana lisanı Almancadır. Türkçeyi bilmiyordur. Yani bir şeyine konuşup ana bir tanedir de. Ana bir tanedir. Doğduğu anneyi kastediyor. Babayı konuşmuyoruz bile zaten. Baba da bilir muhakkak. Yani ana lisanı gibi konuşuyor hikayedir. Mümkün değildir. Olur mu? Olur mu?
Olur mu? Üç tane olur mu söyledim. Her birini ayrı tonladım. Bak orada atladım. Olur mu? Şimdi bunu nasıl anlatacaksın? Hadi iki kelime de öğrendin. Adamların günlük lisanı kullandı. Bunu nasıl sen vurgulayacaksın? Başka bir lisan biliyorsun. Yapamazsın. Geç. Ama bir de komik durumlar da var. İşte bu Alman profesör, Türkolog. Yani adamlar düşün, profesör Türkolog deyince hani bazı aramızda gençler var veya akademik olarak belki bu sahada müktesebatı olmayan arkadaşlar var. Yani adam Türkoloji hususunda bir tez hazırlasa bu Türkolog profesör olur veriyor, onay veriyor. O makamda bir adam yani. Ben Türkçe bir şey hazırladım, tez hazırladım. Olur olmaz diye hükmünü verebilecek konumda bir adam bu. Benim hocam onunla konuşmuş, demiş ki Türkçeyi biliyorsunuz, işte eski dönemlerde anlıyor musunuz, şunu anlıyor musunuz, bunu anlıyor musunuz? Mesela dedi Yunus'u nasıl anlıyorsunuz dedi. Yunus çok kolay dedi yani. Yunus çok güzel anlaşılıyor dedi Yunus Emre. Dedi hocam sorduğunda öyle demiş adam. Bana öyle dedi diyor. Dedi diyor. Peki demiş, çıktın erik dalına, anda yedim üzümü. Bostan ıslı kakayı, derne yersin kozumu. Diye bir şiiri var Yunus'un. Bunu ne anlıyorsunuz demiş. Çıktın erik dalına, anda yedim üzümü. Erik dalına çıktım, onda üzüm yedim. Sonra bostancı da beni gördü, eline sopayı aldı, bana vurmaya başladı. Dedi ki, sen nasıl benim cevizimi yersin? Bunu nasıl anlıyorsunuz demiş. Adamın profesörün verdiği cevap, Alman Türkoloğu. Çok basit demiş. Adam eline üzümü almış, erik ağacına çıkmış, bostancı da görmüş ve cevizimi niye yiyorsun diye kızmış. Sen bunu mu anlıyorsun demiş. Evet. Şimdi bu Alman Türkoloğu. Güldük geçtik. Yuh dedik yani. Böyle olur mu? Yunus orada neler anlatıyor, neler. Adamlar böyle böyle sadece bu şiire 15 risale yazmış. Kimler kimler yani. Hadi biz ona gülüyoruz. Ama şu anda bizim durumumuz çok farklı değil. Çok farklı değil. Şu anda Mevlid Türkçesini anlayan, ne diyeyim, hani biraz da böyle Osmanlıca falan bildiği anda, anlayan adam görsem, ya o kadar sevinecek. Mevlid Türkçesi ya. Herkes iyi kötü, bugün en uzak olan adam bile kendine göre çağırır, bir Mevlid okutur ya. Yani. Mevlid Türkçesi diyorum, Mevlid Türkçesi niye önemli? 400 sene, 500 sene bizim bu coğrafyanın insanlarını birbirine lehim gibi bağlayacak bir eser bu Mevlid. Mevlid sadece Efendimizin muhabbetiyle yazılmış bir eser olarak bakmayın. Türkçesiyle insanları birbirine bağlamış. Hala git Makedonya'sında, Kosova'sında Süleyman Çelebi'nin Mevlidiyle Mevlid okunur. Irak'a git, Suriye'ye git, ya da Arapça, yeri Vesiletün Necat'tan Arapça Türkçe Mevlid okunur. Mevlid Türkçesiyle anlaşılabilecek şekilde Çin denizinden Adriyatik denizine kadar ki coğrafyada bu lisanla iş görülürmüş. Şu anda biz Mevlid'in Türkçesinden bile uzakız. O yüzden ilahileri okurken hatta işte tartışmalar çıkıyor. Mesnevi'de ya şöyle bir beyit varmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Adam diyor ne kadar, adam diyor resmen diyor, kendi diyor Mesnevi'sine diyor, Allah'ın vahyi diyor diyor. Böyle saçmalık olur falan. Yok hocam falan. Al işte diyor bak. İnne de cöstüne emnestüne ha vahye hak vallahu alem bis salak. Bu vahye haktır. Allah bilir doğrusunu. Adam diyor ne diyor? Bu adama imana davet etmeden evvel en önce şöyle birkaç sene adam akıllı Türkçe dersi vermek lazım. Bu adam Türkçeyi bilmiyor. Mesnevi'nin sonunda böyle biter sırlanın sohbet. Bu ne yıldız falıdır, ne uykuda böyle söylenmiş bir sayıklamadır. Kendimde kafam yerinde değil de böyle sayıklıyorum gibi sözlerdir. Bu vahyi hak. Ne demek? Allah Teala'nın ayetlerini tefsir manasındadır. Ben size tefsir yapıyorum diyor. Ayetleri açıklıyorum. En basit tefsir talebesi, birazcık böyle müktesebatı olan tefsir talebesi bile bilir ki tefsirlerde ayetleri açıkladıktan sonra müfessirler
Sonra şu cümleyi kullanırlar. Vallahu alem bissavab. Doğrusunu ancak Allah bilir. Hazreti de aynısını söylüyor. Vallahu alem bissavab diyor. Ben tefsir yaptım ama yerine ulaştı mı? Ne kadar doğru anlattım, ne kadar düzgün anlatabildim, isabetli anlattım bilemiyorum. Doğrusunu Allah bilir diyor. Adam tefsir etmeye çalıştığı Kur'an'a halim olmaya çalıştığını ilan ediyor. Bu lisanı bilmeyen, dolayısıyla insanı da bilmeyen kişi bu sözü alıp hem de tamamen Kur'an-ı Kerim'in izinde yolculuk yapan bir insana sen mesleğini Kur'an yerine koydun diyerek çıkışabilir. Bizim böylelerine konuşmamız gereken söz şurada anlatılmış. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Bu Hazreti Hüdayi'nin çok meşhur, çok duru, çok öz bir anlatımla anlattığı insanın seyri sülük macerasını, iman, İslam ve ihsan dairesini özetleyen mühim bir nutuktur. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide, tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Burada her zümreye işaret ediyor. Buyruğun tut Rahman'ın denildiğinde mümin olan kişiye Allah ne yapar? Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler diye muhatap kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de kafirlere, ey kafirler gelin de şöyle yapın diye bir hitap yoktur. Allah onları bir şeye yapılması için muhatap kabul etmez. İki yerde hitap vardır. Kul ya eyyühellezine amen. Kul ya eyyühellezine hitabı. Onlara de ki, ey kafirler. Ben sizin taptıklarınızı tapmam, siz de benim taptıklarımı tapmazsınız mahiyetinde. Onlar ne yapmışlardı? Efendimiz'e gelip demişlerdi ki, gel uzlaşalım seninle, dinler arası bir diyalog yapalım. Bir sene sen bize tapın, bir sene de biz sana tapınalım. Böylece kardeş kardeş yaşayalım dedi. De ki onlara, ey kafirler, oradaki söz tahkir kasıtlıdır. Yani anlatamıyoruz işte tefsirlerde. Konuşmayayım diyorum, uzatmayayım diyorum. Anlat geç ya, vallahi. Ümraniye Belediyesi'nde burada bir hikmet sohbetleri diye sana bir başlık atılmış. Niye zora giriyorsun ki? Yani al buradan oku geç ya. Değil mi? Ama benim gönlüm razı olmuyor. Konuşmak çok sıkıcı bir iş. Anlatamıyorsan berbat bir iş. Anlaşılmıyorsa felaket. Ama bak şimdi bu tefsir. Senelerden okuyorsun. Kul ya eyyühel kafirun. Oradaki kul ya eyyühel kafirun tahkir kasıtlıdır. Hakaret diyor. Neden? Bak şimdi biz bu empatiyi kuramıyoruz. Ayet-i maalesef kul şeydir işte mekulül kavli ya eyyühel kafirun isim cümlesi, fiil cümlesi, mübdeda, haber, yüklen, mef'ul, oldu çözdüm. Ne çıktı şimdi netice? Orada kafirin. Sebebin üzerine de bakıyor. Tamam. Kardeşim analiz lazım. Analiz. O analiz de kötü bir espri yaptım. Adı diz olan ana değil yani. Yani bir şey yürütmen lazım. Tedebbürat lazım. Kur'an'da diyor ki niye ayetleri tedebbür etmiyorsunuz? Yani niye düşünmüyorsun sen burada? Orada ya eyyühel kafirun niçindir? Ey kafirler diye söyle onlara. Nedir o? Hakarettir orada. Neden? Bak düşün şimdi. Sana söyleyince aaa diyeceksin. Adam ben sana küfrediyorum, seni tanımıyorum diye gelenler değil bunlar. Ben seni tanıyorum. Bir sene bize tapın, bizim gibi tapın, bir sene de senin gibi tapınalım diye. Güya imana yaklaşmayı bu sinsiliği yapanlara Allah rezil etmek için. Ey kafirler! Yani bu yaptığınız hareketle kafirliğiniz tasdik edildi manasında hakaret için geliyor ayet. Anlatabildim galiba. Ya kafirler, ey kafirler niye böyle yapıyorsunuz diye bir sorma yok. Mümin olmayı gösteriyormuş gibi yapıp da küfürlerini tam da ortaya çıkaran adi adamlar sizi. Sizi gibi herzeler sizi. Kunyayör kafirun. Yani bir yaklaşıyoruz biz imana havasında geldiğinde
tam da sizin buradaki adınız kafirdir diye bir hakaret var onlara. Ha şimdi anladınız mı? Heh. Ama müminlere hitap öyle değil. Ya eyyühellezine amenu. Ya başına da kul değil. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler deyip seni muhatap kabul ederek buyruk ilan ediyor Hazreti. Böyle böyle yapın. Ben size adam kabul ediyorum da sana söylüyorum. Heh. Bunu böyle böyle yapın. Ümraniye Belediyesi'nde buradaki herhangi bir müdürün başkanı bu mallar şuraya taşınacak diye muhatap olmak için araya torpil bile sokularak işe girmek için mücadele eden sen, Allah'ın seni bir işte kullanması ve buyruğuna muhatap kabul etmesi için torpil de istemiyor. Samimiyetle imana gelmek istiyor. Bu ne büyük şereftir ya. Bir belediye 20 bin kişi müracaat ediyor da 150 kişi alınıyor. Allah Teala da Allah dediğin zaman içeri gidiyorsun. Şimdi buradaki ilk hitap buyruğun tut Rahman'ın hitabı müminleredir. Diyor ki ey Allah'a iman etmiş kişi, Allah Teala'nın sana ya eyyühellezine amenu hitabıyla alakalı ne yap? Allah'ın buyruklarını tek tek tut. Böyle olmazsan bu kapıdan ayrılırsın. Şirke düşersin, kendi benliğinle kalırsın, tevhidden uzaklaşırsın. O zaman buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide. Şimdi anlaşıldı mı? Bak, buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide denince bir şey çıkmıyor. Böyle düşününce adam sana ayetleri anlatıyor. Peki, tazelensin imanın tevhide gel tevhide, Allah'ın buyruğunu da tutsan, Allah'ın emirlerine uygun yaşasan da hiçbir zaman zikri de unutma. Ben zaten Allah'ın emrine göre yaşıyorum. Dinde niye 100 kere 200 kere zikredeyim la ilahe illallah diyeyim. Canım deme diyor. Tazelensin imanı. Tevhide gel tevhide. Zikri de unutma, ameli de unutma. Ama ne yaptı ameli? Başa aldı. Heh. Tasavvufçular sadece bir köşeye çekilip zikir çekenler miymiş? Bak başa aldı. Buyruğun tut Rahman'ın amel. Fiili olarak göster imanını. Tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, zikri de unutma. Evradın da olsun. Tevhide gel tevhide. İkisini birleştiren kısmı da var. Nedir o? Bir ayeti kerime var. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulih. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne iman ediniz. Demek ki benim virdimle, demek ki benim hep kalbimdeki ihlasla muhasebe üzerine olmam lazım ki Allah müminlere ey iman edenler, Allah ve Resulüne iman ediniz diye bir ayeti var. E iman ettim zaten, imanına sahip çık, hep gözden geçir. Allah'ın buyruğunu tutarken nereye dayanıyorsun? Allah'ı zikrederken Allah'ı zikrettiğini biliyor musun? O zikrettiğin Allah, zikredilen mabude uygun olarak bir hayatın var mı? Yaban yerlere bakma, canın otlara yakma, her gördüğüne akma, tevhide gel tevhide. Bu ne acayip bir söz. Çok basit gibi, biraz kestirebiliyoruz gibi ama bak içine girince acaba nasıl? Yaban yerlere bakma, canın otlara yakma. Her gördüğüne akma, tevhide gel tevhide. Bir, yaban. Yaban, yabancı demek. Yabancı dediğin neye girer? Çoğu, hepsi. Bir, seni alakalı etmeyen mevzuların hepsine yaban diyebilirsin. İki, bilmediğin şeylere de yaban diyebilirsin. Yaban, yabancı insan diyorsun mesela, yabancı. Kaç yabancı lisan biliyorsun? Ben İngilizceyi biliyorum. Senin için yabancı mı oluyor o zaman? Neyse şaka. Yani ben böyle Türkçeyi böyle rahat kullanmaları yabancı lisan. Yani aynı zamanda yabancı. Yani neyse. Komik komik şeyler. Eğlenmeniz için söyledim. Çok şimdi hoca ne kadar derin konuşuyor falan. Üzerine düşünmeye değmez. Araya reklam. Ürün yerleştirme gibi. Yaban yerlere bakma. Yaban yerlere bakma.
bu sözün ilk bizde uyandıracağı mana yukarıyla beraber bakarsak, buyruğun tutu Rahman'ın derken Kur'an'a işaret ettiyse, Kur'an'a işaret ettiyse, Allah'ın sana bildirmediği sahalarda sana yabancı olan, senin özünle, fıtratınla, dininle alakası olmayan yerlere bakma. Sen dinine bak. Sen Kur'an'ına bak. Sen urf, ve'mur bil urf. Bildiğin, sana bildirilen ve bilmek mecburiyetinde olan fıtratına uygun Allah'ın sana verdiğine bak. Sen niye başka şeye bakıyorsun? Oradan çözüm arama. Oradan medet bulma. Oralara bakma. Bu manaya gelir. Bu itikadi açıdan. Bir de amel açısından, günah sevap açısından bakarsak, namehreme bakma demektir. Mahremim bana yabancı olmayandır. Yabancıysa benim namehremimdir. Namehreme bakma. Manasına da geliyor. Seni alakadar eden, etmeyen şeye bakmadan, Kur'an'ın, mukaddesatın dışındaki, senin sahanla alakalı bir şey olmayan yerden gidip de bir şey edinmeye kalkma. Dışarısıyla ilgilenme. Fıtratına uygun, örfle alakalı sana bildirilen vahye bak. Sünnetullah'a bak. Başka? Canın odlara yakma. Bilmediğin şey senin neticede ne yapar? Senin fıtratına uygun olmadığı için, senin mizacınla uyuşmadığı için en sonunda seni cehennemi adıma kadar götürür. Aynı zamanda bu ne dedi? Yaban denildiğinde arkadaşlar ne acayiptir ki? Ne acayip bir paradoks. Ne acayip bir tezat. Ne müşkül bir iştir ya. Şimdi bizim en büyük düşmanımız ne? Bak Kur'an ifadesiyle bakalım. Şeytan. Nefis neye denir biliyor musun? Affedersiniz. Mal burada. Mal bu. Tamam. Tasavvufta şu nefis ruh meselesini falan çok çarpıtırlar. Yazık yani. Öyle insanları da öyle pis amaçlar için kullanıyorlar ki. Esmen aldım. Basit bir izah daha var. Şu mal bu. Kul diyelim, şey diyelim. Ruh ve ceset beraber yaşayan zat diyelim buna. Nitekim bizlerin de %80'i su. Doğru bir konu mankeni seçmiş sayılabiliriz. Bu. Bu tarafta düşman var. Bu tarafta da dostum var. Buradan buraya doğru yaklaşmanın adı nefsani. Buradan buraya doğru yaklaşmanın adı rahmani. Mal bu yoksa. Anlatamadım derdim. Ay şeytanın adımlarını takip edelim. Ya nefis, 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 nefis. Adam, rahman, veli, şehit, sıddık diyorsun. İbre böyle gidiyor. Anladın? Anlatabildim mi? Nefis bu. Nefis ne? Senin bu taraftaki kötü, apaçık düşmanla işbirliği yapabilecek olan maddenin adı. Anlatabiliyor muyum? Madde. Bu burayı çekiyor. Fakat Allah cazibeyi, rahmaniyesiyle seni kendisine çekiyor. Buraya ruhani, veli, evliya, rahmani, rahmani, rahmani diyorsun. Anladın? Rahmanın rahmani gidişin burada yürüyecek ayağı yok. Burada kalp yürüyor, burada beden yürüyor. Bunun adına nefis deniyor bu. Mal bu ama. Anlatabildim mi? Nefsi öldüreyim de buna kurşun sıkarsan burada da ölüyor bu. Bu tarafa gidecek bir şey kalmıyor. Nefsi öldürmek demek, nefsin istediğini vermemek demek. Yoksa sen nefissiz beş var etmezsin. Nefsi öldüreyim ben. Ne yapacaksın öldüreyim? Sonra nerede yürüyeceksin? Uçak düşmeye başladığında yüksekte olması hava düşmanı. Ama uçağın gitmesi için mi havaya ihtiyaç var? Senin heva ve hevesin olmasa sen ne işe yararsın? Melek değilsin sen çünkü. Haşa hayvan da değilsin. Nefis sana lazım. Allah-u Ekber diye Kabe'de kim secde edecek? Resulullah'ın sünnet-i seniyesini kim yaşayacak? Mal bu. Buraya gittiğinde nefsine uydu diyorsun. Nefsine uydu diye aslında şeytana uydu demektir o. Şeytana uyan şeyin adı nefistir. Sen de onun peşinden gidiyorsun. Beraber Nasreddin Hoca'nın evinden bir gürültü çıkmış. Bam! Gümbür. Koşmuşlar evine. Hoca ne oldu demişler. Yok bir şey yani. Ne oldu ya ses geldi. Cübben düştü demiş. Ya hoca bayağı bir ses geldi. El sallandı demişler. Ulan uzun etmeyin demiş. İçinde ben de vardım demiş. Ya
Nefsime uydum, sen de içindeydin. Ha, bu çok güzel bir tasnif yapar, acayip şey. Nereden nefis, nereden ruh, bunun kritiğini yapar. Oho, adamlar zaten evliya. Belli, neresi nefsani, neresi rahmani, dur diyor. Baktın diyor, nefsim mi istiyor, ruhum mu istiyor, ayırt ediyor falan. Oho, oho, oho. İhtisas o. Çoğu da bunu kendi başına yapamıyor. Bir adam kalp doktoru bile olsa kalbini başka doktora gösteriyor. Anlatabildim. Yaman yerlere bakma dediğinde dedik ki, hala şeyi söylemedik ama. Acayip bir paradoks var. Çok acayip bir paradoks var. Bizim en büyük düşmanımız kim? Yani en yabancımız kim? Ne özü özümüze benziyor, ne sözü sözümüze benziyor. Şeytan. Ateşten, topraktan. Uyumuyorsun, kafadan benzemiyorsun bir kere. Atadan da benzemiyorsun. Bize en yabancı aslında kim? Şeytan. Bu şeytanla işbirliği yapan paralel yapının adı ne? Nefis. Aslında bu bizim fıtratımıza en yabancı şey. Fakat ne acayip şey ki tıpış tıpış peşinden gidiyoruz. Aslında yabancı. Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? Ölüm anında bir insanın en, hastane bile diyor ki insafa geliyor hastane, en yakını gelsin bir yanında dursun. Hastanede bile. Oğlu musun diyor. Ben diyor vakıf mensubuyum. Abi tanıyoruz. Çık dışarı abi diyor. Bir kişi alabiliriz diyor. En yakını gelsin diyor. Allah ne diyor Kur'an'da? En yakınları onun ölüm halinde yanı başında dururlar da ona o anda en yakın biziz diyor Hazreti Allah. Yaban yerlere bakma. Allah'a nispetle çocuğun bile yabancı sana diyor. Şeytanın izinden giden nefsin de yabancı sana diyor. Ulan bu musun sen? Aslında biz mümine de öyle bakmamız lazım. İçki içen bir adam gördük. Sen bu değilsin abi ya. Sen bu değilsin, sen böyle olamazsın ya. Sen mümin bir adamsın dersin. Öyle değil mi? Haram bir işle meşgul olan bir mümin kardeşinizi görseniz yakıştıramazsınız ama. Ya o mudur, ondan mı ibarettir o? Şeytana uymuş deriz. Nefsine düşmüş deriz. Günaha düşmüş deriz. Tam da bunu bekleniyordu senden der miyiz? Kullar bile yakıştırmıyor. Allah hiç yakıştırmıyor. Neden? İmalatın ona ait. Nasıl bir paradokstur bu ya? Bize en yakın olanı yabancı, en uzak yaban olanı yar ve yardımcı görme hastalığı nereden kaynaklanıyor? Tevhide gel, tevhide diyor işte. Allah'tan ayrı düşersen sana yabancılar kol kanat gerer. Aa gel seni bağrımıza basalım derler. Bugün Allahsız ve kitapsız olsak Avrupa Birliği'yle başkan yaparlar seni de. Ne böyle onursal manursal bir homursal. Her bir türlü yaparlar. Sen şu ay yıldızından bir Müslümanca yaşamaktan vazgeç. Gel derler, ne yabancı kanunu. Siz yerlisisin, biz çıkıyoruz. Gel sen otur derler. Ya. Fare delikten bakmış. Kedi var dışarıda. Kedi demiş ki, ya demiş geçenlerde seni bahçede gördüm, ne güzel yürüyorsun sen demiş ya. Bak demiş, şu delikten şu deliğe yürü, sana şu bir kalıp peyniri vereceğim demiş. Hastayım senin gidişine demiş. Öyle ne güzel önlerini atıyorsun, burnunu oynatıyorsun bana. Seni seyretmeye doyamıyorum demiş. Bir dakika bekle demiş fare. Küçük, genç. 18'inde falan değil mi? Farenin kendine göre bir gelmiş yaşlı fareye soruyor böyle. Çöpün içinde oturuyor falan yaşlı. Gözün ne istiyorsun delikanlı? Geldiğimiz kediyle karşılaştığında bir delikten dışarı bakarken dedi ki şu delikten şu deliğe kadar bir yürü. Senin yürüyüşüne hastayım, ben sana bir peynir vereceğim, bir kalıp peynir. Bir kalıp. Hiç kimse hiç kimseye bu kadar kolay bir şey vermez demiş o. Bunun içinde bir ilk yeniği var. Neler vaat eder şeytan? Nefis neler vaat eder? Hiç kimseye o kadar kolay yoktur o iş. Bir yapsan bir anda şu kadar para, bir an yoktur öyle bir şey. O yarmaların, kırmaların hesabı yaban yerlere bakma, canın otlara yakma diyor. Hiç ondan iyi bir şey gelmez. Aynı zamanda neler söylüyor? Hiç kimse bile bile kendisini ateşe atmaz.
İşte diyor ki sana, o yabancı sana o kadar yakın görünür ki senin canını o da yakar diyor. Yanarsın sonra. Hem de yansan işe yarasa keşke. Yani ben yansam da iki Filistinli benim ateşime ısınsa belki bir işe yarar. Bu öyle bir pis yanmadır ki hiçbir halka da yaramaz. Yanarsın, lüzumsuz aşklar çekersin. Neler yaparsın? Bitersin, erirsin, çöz olursun, kül olursun ama hiçbir halta yaramaz. Yaban yerlere bakma, canın odlara yakma. Peki bu iş nasıl başlar? Her gördüğüne akma. Bazı şeyleri gördüğünde o kalbini de oraya verme. Her gördüğün şeye akı verme. Tevhide gel, tevhide. Her gördüğüne derken burada insanın gördüğü rüya da dahildir. Maalesef bunu artık sıkça tekrar ediyorum. Bana deseler ki ben kimim? Deseler ki. Hayal etmeye de sınır yok ki canım. Hayal değil mi bu? Bana deseler ki Fatih Hocam, kod adım o ya benim Fatih Hocam. Biz arkadaşlarla düşündük. Tekkeler, zaviyeler vesaireler açılsın mı açılmasın mı? Evet dersen açılacak, hayır dersen böyle devam edecek. Şu anda hayır demeyi daha uygun görüyorum. Çünkü o kadar rezillik var ki. O kadar böyle kendisini, yani içinde aldatanı, namazsız niyazsız olanları konuşmuyorum. Hoş gerçi onlar daha çok prim yapıyor, sırlarını öğrenemedim. Yani bir adam namussuzsa, ahlaksızsa, namazsızsa, parasına puluna ihvan diye etrafa topladığı adamları sömürüyorsa valla cemaati on misli oluyor. Bizim şu Ümraniye'nin salonları almaz. Ve nasıl da aşıklar, ölmeseler ölürler. Biz adamın bir şeyi gönderemiyoruz işe. Bozmadan etmeden iş yaptıramıyoruz. Orada böyle ne yapıyorsa ne kullanıyorlarsa. Ha bir de adama veriyor Esma'yı, veriyor bilmem neyi. Sorsam işte Kudüs'te bir grup reisi gördüm, grup rehberi. Selamünaleyküm falan diye böyle yapıyor. Aleykümselam. Yani şey yapıyor, bu gafili ben selamımla, yüksek ahlakımla savuşturayım ama bu adam adam değil diyor yani. Ulan böyle mi gelecek Müslümanlık be? Kudüs'tesin lan insansız. Ciğerin belli. Sen bu ucukla hangi adama gittin mürşitliğine sen de bu ucumu böyle bir puthane şekline getirdin. Ufacık putun vardı. Kaç tane olmuş senin? Sen gece teheccüde kalksan ne olur, kalkmasan ne olur? Bir yandan da Allah razı olsun diyor. Bu adamları vereceksin Esma'yı, başka bir şeyle meşgul etmeyecekler. Mümkün mü? Günde 10 saat ibadetle meşgul olmaları ümmeti Muhammed'e rahat etmesi demek zaten. Uğraştıracaksın. Ver 70 bin kelimeyi de her gün çeksin. Çeksin de çeksin, o arada insanlar emin olsun şerrinden. En iyisi o. Ama bu böyle olmaz. Bu böyle gitmez. Her gördüğüne akma. Tevhide gel, tevhide. Rüyada bir şey görüyor, oradan kendini bir şey zannediyor. Başka bir yerden işaret oluyor. Bana diyor bir şey yaptı diyor, ismimle hitap etti diyor. Şey diyor, Arş-ı Rahman'da nikahımız kıyılmış diyor. Benle adı yazılmış diyor. Bu kadar sapık, kadar filtresi kaybolmuş. Nasıl baş edeceksin bunlar? Bir yandan da diğer sahtekarlar da bak işte bu adamlar bozuk, gelin Kur'an'a bırakın bunları diyerek oradan da o başka bir model çıkartıyor. Neyse uzatmayalım. Ama bunlar realite değil mi? Yaşıyorsun sen. Her gördüğüne atma, tevhide gel, tevhide. Yani tevhid içinse, ben bu şirkten, bu nifaktan nasıl kurtulacağım dediğin için bir adama git. O yoldan bir seyri sürük et. Kendi başına bir şeyleri gerçekleştirmek, kendi hülyalarını, rüyalarını gerçekleştirmek için gidip de her şeye atma. Niyetin tevhid olsun, tevhid. Şimdi diyor ki nasıl şey yapacağız buna? Masivadan gözün yum, ne umarsan haktan um. Ya bak bu da bir şey. 8 padişaha mürşitlik yapmış bir zat. Hazreti Hüdayi dediğinde şöyle bir durup düşüneceksin.
Cenab-ı Hüdayi. Masivadan gözün yum. Masiva ne demek? Niyet sağlaması yapıyor. Niyetin Allah için olsun. Bu sözü ezberlediniz değil mi? Okuyorsunuz da her gün. İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi. İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi. Ya Rabbi sensin benim maksudum ve hep senin rızanı talep ediyorum. Hep senin rızan olsun. Bunun haricindeki şeylere itibar etme. Gözün yum. Gözünü yummak nedir? Bak şimdi açtın, buradasınız. Yumdun, yoksunuz. En basitten bir. Açtın, buradasınız. Yumdun, tamam buradasınız falan mı? Görmüyorum işte. Bunu bir refleks haline getir. Allah'la alakalı bir işin varsa oraya gözünü aç. Yalindir o senin. Öz meselendir, işindir. Bak, iyice öğrenmeye çalış. Ama onunla alakalı değilse gözünü açma. Ayıp araştırma. Lazım olmayan şeyleri tecessüs etme. Masivadan gözün yum. İlk etaptaki şeydir. Peki gözümü yumdum ama sizin burada olduğunuzu biliyorum. Devamında diyor ki ne umarsan haktan um. Ummak insanın kalbine aittir. Göz yummak dışına aittir. Ummak içe aittir, yummak dışa aittir. Dışarıdan tedbirini aldığın gibi içinden de kalbi sağlamalı yap. İnsanlardan gelecek olan şeylerin ancak ve ancak hakkın inayetiyle olduğunu, hak vermezse kimsenin bir şey veremediğini bil. İnsanlardan bir şey umma. Gözünü yumduğun gibi zahiren gözünü hem böyle yum hem de içinden fetvasızlık yapma. Bana söylüyor, sizi kastediyor. Ne umarsan haktan um. Masivadan gözün yum. Ne umarsan haktan um. Gitsin gönülden humun. Tevhide gel tevhide. Efendim ben hiç Allah'tan gayri şey yapmam. Hep Allah için yaşarım. Çok güzel. Hep de haktan umarım. Çok güzel. Sağlamasını yapıyor. Gönülden gitsin humun. Humun ne? Hem. Üzüntü, endişe. Hüzün demiyor. Hem diyor. Hem İnsanın neden kaynaklandığını tarif edemediği gönül sıkıntısına denir. Gönülden gitsin hımum. Kalp safhasının bozulmasına hımum denir. Kalbin üzülmesine hüzün denir. Hüzün telkinle düzelir. Hımum telkinle düzelmez. Niyetinle düzelmesi lazım. Anlatamadım. Bir şeye masum oldu. Bir şey kırıldı. Kırıldı. Eyvah, ya üzülme yenisini yaparız. Ha öyle mi? Var var elimizde bir tane daha. Tamam, bak düzeldi. Bu hüzündür bu. Bir şey öldü işte cennette. Ama hem dediğim gönlün safasını bozan şey denir. Yani aslında üzücü bir şey olmasına da gerek yok. Kalbinin safası bozulması nedir? 100 lira geçti gelmedi, 100 lira geçti, 102 lira geçti, 598 geldi. Kalbini bulamıyor. Gitti bak kalbinin safası bozuldu. Anlatamadım. Halbuki Allah Teala senin kalbinde tecelli etmek için o gönlü verdi sana. Aynı zamanda burada gözünü yummak derken kalbe de işaret ediyor mu? Bir de kalp gözü var çünkü. Masivadan bir insan gözünü yumamaz. Neden? Bu gözün, baş gözün nasıl masivadan yumacak ya? Yolda gidiyorum. Ümraniye otobüsünü bekliyorum Kadıköy'de. Şimdi gözümü yumarak ben otobüse nasıl bineceğim? Masiva. Ha, Allah öyle değil. O zaman burada şuna da işaret ediyor. Gözünü namehreme, Allah'ın lazımı işlerine bunlara göz dikme. Kanaat sahibi olma manasına da geliyor. Geliyor. Bir de diyor ki, kalp gözün açıldığı zaman Allah'ın gayrından başka bir şey isteme. Anlatamıyorum. Çok tuhaf oluyor. Ya hiç estağfurullah farkı mı? Anlatamıyorum. İkinci işi de anlamıyorsunuz. Olur o da benim estağfurullah demem. Allah'tan gayri içinde bir kalbi zevk uyandığında Allah'tan başka bir şeyi ister halde olma. Onları isteme.
kalp gözü açıldığında istediği şey Allah olmalı. O adamın kalp gözünü açık derler. Yoksa filancanın rüyasını bilmiş, filanca cebindeki parayı bilmiş, kimle evleneceğini şey yapmış, çocuğun adını bilmiş, doğacak çocuğun erkek mi kadın mı olur, ne bu ya? Bu ne ki be? Bu ne? Kalp gözü açık. Nereden biliyorsun? Allah'a uyanık demektir. Kalp gözü açık demek, Allah'a uyanık demektir. Milletin ayıbını, sevabını, bilinmesini senin adın Rabia değil, nasıl bildin? Kalp gözü açık ulan, vah Allah'a ya. Bu neydi, bu neydi? Göz açıldığında Allah'ı ister. O göze kalp gözü verir. Bu göz açıldığında her yere bakar. Buna baş gözü verir. Anladın? Anlaşıldı. Kalp gözün açıldığında Allah'tan gayri ister olmasa bile. Ne umarsan haktan um. Gitsin gönlünden humum. Sağlamasında şöyle yapıyor. Ben hakka masivadım. Allah'tan gayri şey yapmıyorum. Hep haktan olmuşumdur. Ben böyle mücahit bir insanım. Şöyle de. Peki kalbine bakarlar diyor. Bunun sağlaması var. Kalbinde humum var mı senin? Kalp safana mani olan bir duygu var mı kalbinde? Var. Nerede oldu şimdi? Sen nasıl haktan umarak yaşıyorsun? Olmaz diyor ikisi beraber. Haktan uman. Masivada göz yuman. Göz yuman. İnsana Allah ilk anda verdiği şey kalp safasıdır. İlk anda verdiği şey kalp safası. Burada Kabe-i Tavaf'ı da anlatıyor aslında. Gönül Kabe'si gibi düşünürsen. Lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk buyruğun tut Rahman'ın falan meselesi var ama bu ayrı bir bahis. Oraya giremeyeceğim. Yani o 45 dakika ayrı konuşmak icap ediyor. Gitsin gönlünden humum. Gönlünden humum gitmiyorsa, Allah dediğinde safa bulamıyorsan, hala elem ve emelle gönlün bulanık bir şekildeyse, o zaman kendini aldatmayı bırak. Tevhide gel tevhide, bu tevhid sayesinde masivadan gözünü yumacak, hep haktan umacak, gönlünde safa bulacak hale gelesin. Olmadı, demek tevhidde değilsin. Tevhide gel tevhide. Tevhide geldiğinde böyle olmaz diyor. Yoruldunuz mu? Bırakayım mı? Zahirde kalan kişi, güç etme asan işi, gider gayrı teşvişi, tevhide gel tevhide. Bu işin zahirinde kalma diyor. Bu işin muhabbetini de tahsil et. Sadece bunu yapmak, şunu etmek falan değildir. Ben sana buyruğum tut Rahman'ın dedim ama buyruğun tuttuğunda Rahman'ın kalıbında kalma bu işte. Zahirde kalan kişi güç eyleme, güç etme asan işi. Çok kolaydır bu ya. Samimiyetle Allah de. Muhabbetle Allah'ın buyruğunu tut. Ya ben Allah'ın ne kadar sevdiği bir kulum. Ben bu dünyada Allah muhabbetini tahsil etmek için gelmişim de ve istikamet üzere yürüm. Sen niye hala bu muhabbeti anlamıyorsun da muhabbetsiz bir şekilde emir yasaklarla bu işi hallederim gibi düşünüyorsun ve asan olan bir işi zor ediyorsun kendine? Halbuki bak, zahirin dizaynı kolaydır, içteki manevi şeyin dizaynı ve intizamı kolaydır. Şimdi buradaki insanlık düzeltelim diyorsun. İkili sıraya git, trak, omuz hizası, şak, kımıldama, tık, dur. Zor değil bu. Kalbini sustur. Sükunete sadece Allah'a düşün. Yap bakayım. Zahiri dizayn etmek daha kolaydır. Tevhide gel tevhide diyor. Ya sen diyorsun ki ben bu adamın zahiri düzelttiğimde manasını da düzeltirim. Olmaz diyor. Manevi bir eğitimi var. Muhabbet sahasında bir kemal var. Bunların dersini okumadan bu olmaz. Zahirde kalıp da niye buna eyvallah etmiyorsun sen ya? Zahirde kalan kişi, güç etme asan işi. Bak, mana daha zordur halbuki ama sen zahirde kalarak ne yapıyorsun? Manevi olarak kolay tahsil edilecek bir işi sırf zahirde kalarak daha da zor hale getiriyorsun. Sonra da diyorsun ki İslam bu kadar zor değildir diyorsun. Halbuki senin bu bakış açından insan yetişmiyor.
Zahirde kalıyorsun. Muhabbetsiz de bu iş olur diyorsun. Bunun ayrıca bir tahsili yok diyorsun. Kalp saflaştırması, terbiye, ihsan mertebeleri bunlar olsa da olur, olması da olur diyorsun. Olmuyor işte. Zahirde kalan kişi bir de ayrıca ne oluyor? Şeytan secdeyi yapsaydı ne ben onu olursa olsun, ne ateşten yaratılsa yaratsın bilemiyoruz ama olmuş bir şey böyle olsaydı şöyle olsaydı demek yanlış ama Allah Teala orada secde etme ihtimalinde olabileceğini ayette işaret ediyor. Bakın ilkbahar zamanlarında bir seneye yaklaştı. Burada anlattım ben bunu. Lem kelimesiyle lemma kelimesi arasındaki farkı anlatırken anlatmıştım. Yani orada ki kullanılan ayetteki ayeti kelimedeki Arapça sırradan bile anlıyoruz ki şeytanın secde etme ihtimali var. Secde etme ihtimali varken onu kullanmadığını anlıyoruz. Çünkü o başındaki menfi yapma kalıbı Arapçada, şimdi Arapça bilmiyordur birçoğumuz. O yüzden detaya girmiyorum. Bugüne kadar secde yaptığı bir topraktan yaratılmış bir mahluka secde yaptığı görünmemiş ama görünme ihtimali var olan kalıpta gelmiştir. Bundan sonra da yapılmaz. Asla bundan secde beklenmez kalıbıyla gelmemiştir ayet-i kerimede. Bu gösteriyor ki şeytan için secde etme ihtimali vardı. Allah o kapıyı ona kapamamıştı. Yoksa niye Allah'ın yaptırdığı bir işte haşa cehennemi boylasın ki şeytan? Seni düşündüğün kadar şeytanın aklı yok mu? O da oradan davasını çürütebilir. İsnat edilen davayı çürütebilir. Ama çürütemez. İmkanı vardı çünkü. Anlatabiliyor muyum? O imkanı kullanmadı. Peki neden oldu bu? Zahirde kaldığı için oldu. Zahirde toprak ve ateş vardı. Batında Allah vardı. Allah için secde edecekti. Adem için secde etmeyecekti ki. Hattan ummadı. Kendinden umdu. Bir şeyleri keşfetti ama hep kendi benliğini gördü. Kendi egosunu gördü. Halifetullah yaratılacak dedi. Anca ben olurum, ben halife dedi. Başka bir şey olamaz dedi. Anlatabildim mi? Zahirde kalan kişi, güç etme azan işi, bir secde etseydi bitecekti bu işi. Bitmedi ama. Sen de niye bunu kabullenmiyorsun ya? Allah bu Adem'e bunu vermiş, şuna da şunu vermiş. Gel bundan o feyzi al. Niye zor ediyorsun bu işi? Gider gayrı teşvişi. Bak kalbin hiç safaya ermiyor. Hep dışarıda giderek kafir mafir derken bir de kendini mümin yapıyorsun bir. Sırf kendini mümin yapıyorsun ama kalbinde de sükunet yok. Bu nasıl iman? Bu nasıl teslimiyet? İçinden de bakılsa bozuksun. Dışarıdan da herkes senden yakası itiyor. Asan işi niye zor ediyorsun? Gel şu manayı ilmini tahsil et. Ama ne lazım? Tevhide gel tevhide. Tevhidin hakikatini bir telkine ihtiyaç var. Evet. Şirki baştan savarsan, hak bilmeye iversen, yaradanı seversen, tevhide gel tevhid. Bir kere hak, ne şirki baştan savarsan, şirki baştan savmak düşüncelerindeki şirk düşüncelerine at manasına da geliyor. Ta başından şirke uzak dur. Şirkle alakalı mevzuyu sahana sokma. Baştan savmak denirken, başından sav manasına da giriyor, ta en başından kes bu yolu. Hiç şirkle işin olmaz. Hak bilmeye ibersen. İbermek, ibedi tabirini kullanıyor ya, şimdi şeyde de. Hakkı bilmek noktasında heyecanlı hareket edersen. Yani hakla alakalı heyecanlı olsun kardeşim. Şirki baştan sal, kalbinden teşvişi çıkar, hakkı bilmek hususunda gayretli ol. Ama bu gayretle ne olacak? Sadece kuru bilgi edinme. Yaradanı seversen. Demek ki buradan yine bir sağlama çıkıyor. Bir adam şirki başından saldı. Ta en başından şirkte işi yok. Hakkı bilmeye çalıştı. O insanda ilk olarak tecelli eden şey nedir içinde? Allah'a muhabbettir. O zaman bu Allah muhabbetiyle hep tevhide gel. Tevhide veya şirki baştan saldığını, hakkı da bilmek için gayretli olduğunu,
ve Hakk'a karşı da muhabbet ettiğini iddia ediyorsan aynı işi yapıyoruz kardeşim. Gel tevhid ediyor. İki manaya da, en az iki manaya da geliyor. Tamam. Sıcak olmaya başladı mı? Yavaş yavaş. Yok, ellemeyin. Emri yerine getir, erkenden işi bitir. Sıdk ile iman getir, tevhide gel tevhide. Burada da İslam makamını anlatıyor. Emri yerine getir. Senden ne iş isteniyorsa onu tam yerli yerince yap. Kendi kafana göre belli bir zamanda, kendi kafana göre bir şekilde yapma. Nasıl emrediliyorsa öyle yap. Emri yerine getir. Yerinde olsun iş. Erkenden işi bitir. İleriye atfetme. Ben 30 sene sonra yapacağım, 5 sene sonra bunu edeceğim. 3 sene sonra namazı kılacağım, 6 sene sonra başımı örteceğim, 7 sene sonra abdest, taharet öğreneceğim. Sanki elinde, bu niye günah biliyor musunuz? Bunun adı niye günah? Sanki ömrünün sahibi senmiş gibi hareket ediyorsun bak. Dikkat et yaptığın hareketi. Çocuk düşünüyor musunuz? 7 sene sonra yapacağız. Sanki yağ fabrikasısın arkadaşa bak. Dediğiyle bak. Çocuğu ne zaman yapacağız? 7 sene sonra yapacağız. Hadi yine bu kalıpta kalan bir iş. İman. Ben diyor inşallah diyor önümüzdeki hacdan sonra tövbe edeceğim. Allah sana ömür verirse, bak aklında bulunsun bu lafı söyleyen adam. Allah sana ömür verirse, aklında tut bu sözü. Sen hacdan sonra ilk tövbe etmen gereken şey ne biliyor musun? Bu söz. Bana sen kimsin? Edeceğim. Allah'ım biraz bekle. 1,5 sene sonra geliyor. Manyak mısın sen? Aptal mısın? Sen nasıl bir Allah inancın var? Sen ne yapıyorsun ya? Böyle tövbe mi olur? İleride ben acayip şey. Yani bugün bir teknik direktörü 3 sene sonra şampiyon olacağız. Kime düşeceğiz bu sene ama deseler anında gidişatını verirler. Şey. Sen beni 4 sene sonra gör hocam. Acayip. Bütün notlarım ona olacak. İyi de şu anda yazayım. Tasdiknameni alacaksın. Erkenden işi bitir. Ne demek erken? Burada mefhumu muhalif var. Vakit geçtiğinde iş işten geçer çünkü. O zaman ayrı bir iş. Şunu unutma. Her gün kendi yüküyle ve sorumluluğuyla gelir. Her sabah ayrı bir sabahtır. Bak her sabah aynı güneş doğuyor. Ne güneş aynıdır ne yeryüzü aynıdır. Ne sen aynısın. Biyolojik olarak bile hücrelerin yarısı gitti yarısı dirildi. Her sabah yeni bir sabahtır. Her akşam yeni bir akşamdır. Her öğle namazı ayrı bir öğle namazı. Her Ramazan ayrı bir Ramazan, her Kadir ayrı bir Kadir'dir. Tamam? Ve insan hiçbir zaman bu akışı durduramaz. İnsan çok hızlı akmaktadır. İnsan hiçbir zaman durduramaz akışını. Kendinden akışı durduramaz. Şu anda bak neler düşünüyoruz. Hoca burnunu ne çekti? Sıcak oldu, soğuk oldu. Buradan çıkınca şey yapabilecek miyiz? Acıktım, ettim. Ne demek istedi? Durdur. 3 saniyeye durdur bakayım bunu. Durduramazsın. Ne sesini kesmekte duruyor musun? Bak düşüncelerin duruyor mu? Koca bir baraj kapağı açılmış. Arrrr diye akıyorsun. Adeta onun önünde durdur bakayım. 5 saniye tüm düşüncelerini durdur. Akıyorsun, akıyorsun. Durmadan akıyorsun. Nasıl hızlı dönüyor? Dünya da dönüyor böyle. Kaç kilometre hızla dönüyor dünya? Hadi be, bilen vardır birisi. Taze maze okuyan yok mu? 100 kilometre. Bak gülüyor, demek ki olmaz. Fazla diyor, abi ne yapıyorsun? Şefkat ediyor adara. Hocam, sen yapmazsın böyle adara. Evet, kaç kilometre hızla dönüyor? Yani bir Melih'in gelse buraya, madem dünyalı oldun ileride, kaç hızla dönüyorsun? Bazen böyle derler. Bak bu yanlış bir sorudur aslında. Madem çok biliyorsun, söyle bakalım, kimmiş bak şeyi fethedenen? Yok. Ben annemin kan grubunu, karındaki lokasit miktarını bilemeyebilirim ama anne sıcaklığını bilirim. Her zaman o ölçüler de şey yapmaz. İnsanları da böyle tahkir etmeye lüzum yok. Çok biliyorsun madem bunu. Söyle bakayım 10
14. sure hangisi? Ne aldı? Belki bilemedim ama Allahu Samet denildiğinde tüy tüylerim havaya kalktı. Kalbim ürperdi benim. Sen de o var mı diye sorsam soramazsın ama. Güzeli ikisi beraber olması. Hem bileceksin hem yaşayacaksın. Söyle bakalım madem öyle Efendimiz sayısı ne zaman inmiştir bir secde ayeti falan. Bilemiyorsun. Yani ne oldu? Bak işte alim değilsin. Alim değilim ama hiç namazımı kaçırmıyorum. Uyar aslan. Sen günde üç kere kılınsa olur diyorsun. Senin gibi ilaççıyı ben ne yapayım? Vatanının kaç kilometre kare olduğunu bilemeyebilirim. Şehadet içinde gözümü kırpmam ama. İkisi beraber olduğunda güzeldir. Ayrı. Ama bununla bu ölçülmez. Bu arada baktınız mı internette? Kabazda. Kaç kilometre? O kendi etrafı. Sen dışarıdasın ama. Beraber dönüyorsunuz. Kendi etrafında kaç kilometre? 1600. Neden duruyormuş gibi duruyor, görünüyor? Çok hızlı döndüğü için. İnsan akıyor. İnsanın akışı daha hızlı. İnsanın akışı daha hızlı. İspatlarım. Dünya dünyalıyla ilkbaharı sonbaharı yaşayana kadar ilkbahar sonbaharı yaz kış diye zihninden düşün gitti bak. 10 saniyede mevsimleri zihninden geçirdin. Sen mi hızlı dönüyorsun, dünya mı hızlı dönüyor? Aynı şey değil ki. Bekle aynı şey değil. Yarın bir gün onu da ölçecekler. Ama ben olmayacağım. Bunu da düşünürken hesap et. Hızlı düşün. Emrini yerine getir, erkenden işini bitir. Helekel musavvifun. Hadis bu. Bugünün işini yarına bırakanların hepsi helak oldu. Ben bu işi yarın yaparım deyip de başaran kimse yok. O gün yapılması gereken bir işi başaran yok. Yok hocam öyle deme. Ben geçenlerde dediler ki bana bu suyu doldur, ben yarın doldururum dedim. Ve yarın bunu doldurdum. Ama o gün doldurmadım. O gün işi değildi bu. Yarın işiydi bu. O gün bitti. Anlatamadım galiba. Ben yarın kılarım iki öğle namazını. Yarından itibaren başlıyor. O gün geçti. O gün değildi o. O gün yapmadın sen o işi. O yapılmadı olarak yazıldı. Ama bir şey olmadı. Bir zarar görmedim. 3 sene sonra böyle oldu. 5 sene sonra böyle oldu. Şunları görmeye başladım. Bunlar benim kalbime ilham oldu. Peki sana soruyorum. Zamanında yapsaydın neler olacağını biliyor musun? Kaybettiğin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman konuşma. Zamanında yapsaydın ne kazanacaktı biliyor musun? Ben yarın da 70 bin lira kazandım diyorsun. Bugün yapmadım. Tehir ettim. 70 bin lira kazandım diyorsun. Mesela maddi sahadan işim. 70 bin lira kazandım. Peki acaba o gün o işi yaptığında 70 lira kazansaydın belki ertesi güne bir 40'lık daha iş yapacaktın. Bunu biliyor musun? Hiç bilemiyorsun. Neden? Yapmadın çünkü. Yapmadığın bir şeyi nasıl sen ne kadar kazandığını kaybettiğini biliyorsun. Ne yapman lazım? Emri yerine getir. Erkenden işi bitir. Sen ilk önce sorumluluğunu yap. Evet. Sıdk ile iman getir. Sıdk ile iman getirmek ne demekmiş? Emri yerine getirmek, erkenden işi bitirmekmiş. Sıdk ile eşhedü en la ilahe illallah. Ama öyle söylüyorsun, emri yerine getir, erkenden işi bitir ki sıdkıyla iman getir. İnandığın şey neden? Çünkü iman, ne demiştik? İman, insanı kayıtsız, asla kayıtsız bırakmayan, hep menzile koşturan bilginin adına derler. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir inancım var, böyle tutuyorum, bu senin çocuğun. Burada duruyor. Bunun kafasına da taş düşeceği haberini alıyorum. Bu taş gelecek 3 saniye sonra bunun başına düşecek. Bir bilgi aldım ben. Gerçekim olduğunu biliyorum, imanım var. 3 saniye sonra düşeceğini söyleyen kişiye de imanım var. Acaba düşecek mi diye beklemem. Bunun adı iman olmaz. Bak adı üstüne. Manyak mısın sen derler lan?
İnanmıyor musun derler, ya düşecek. O 3 saniye içerisinde elini uzatıp onu çekmeye fırsatın var. 2 saniyede çekiyorsun, taş başka yere düşüyor. Tamam. İman böyle bir şeydir. Allah'a iman. Peki ya Rabbi, ne yapabilirim senin için? Namaz. Hemen. İman buna denir. Allah var, evet tapınıyoruz, biliyor, bildir o. Melekler çok. Kıyamet günü muhakkak gideceğiz. Ahiret, kader, evet şansa inanmıyorum. Peki hayatın babacık? Anam sen iman ettin mi? Evet. Sen imanın bilgisi var sende. İman yok ama. İman olsa hemen onun gereğini yaparsın. Başımıza geldi bir kere. Adam geldi, Müslüman olmuş. Şimdi ne yapmam lazım dediler. Yatsı namazı. Sabaha kadar. Dedi nasıl öğreneceğim Fatiha'yı falan. İlk başta bakarak okuyabilirsin. La ilahe illallah. Hemen rükûsuyla. Çünkü iman sana namaz var. İslam nedir? İnandığına teslim olmaktır. İnandığın şeye teslim olarak yaşamanın adı İslam'dır. Teslim olarak yaşadığın şeyin zevkine ermenin adı da ihsandır. Ne oldu yani, tuhaf bakıyorsunuz. Efendimiz'in anlattığını şey yapıyorum. Mealen aktarıyorum. Lisan, lisan. Ya? Lisanı kaybettiğimiz için ihsan budur, iman budur. De. Papağan gibi. Sende bunun bir manası olması lazım. Yoksa hadis bilmek, onu ezber okumak değil ki. Ömer İslam'ın şehadeti, ellâ ilâhe önce görsün, böyle şimdi. Bir de bizim bazı hocalarda ben bunu görüyorum. Çok çok kınıyorum ben bunu yani. Bak burada bir abimiz var, Mısır'da Şarabi dinlemiş bizzatlar. Yanlış hatırlamıyorsam. En azından tasvir hayatını. Belki içimizden bir alim, bir alime yetişen bir insan olur. Yarın bir gün bir çocuk yetiştirir belki bir ana. O yüzden bunları söylüyorum. Ukayalık etmek, malumat kuruşluk yapmak için değil. Hoş, malumat kuruşluk yaptığım zaman da ukayalık yaptığım zamanlarda olabilir. Ama bu ona dahil değil yani. Ayrı bir saha. Şarabi'nin bende bir video kaydı var. Hadisi Kutsi okuyor. Hadisi Kutsi okurken gayet kibar, gayet fasih telaffuzla söylüyor. Yebne Adem. Kendince o hadisin içerisindeki mevzuyu anlatırken mahalli Arapça ile konuşuyor. Aşağıdakiler ne anlamda böyle konuşuyor? Hadisi okurken gayet fasih konuşuyor. Şimdi benim bazı gördüğüm hoca, hocacıklardan gördüğüm bir şey var. Şöyle yapıyor. Velazine emrime müsaadim. Yani iman edip hayırlı amel işleyenler, yani diyor ki, ezber mi soruyorsun bana? Ben de çok diye ezber. Hadis mi soruyorsun? Okurum hemen diyor hadisi. Ben diyor, konuşmayalım bile diyor yani. Eskiden riya yapanlar şöyle yapıyordu. Konuşmamın arasına birkaç fasih metinden bir şey okuyayım ki bu adamın ilmi de var desinler vardı. Bunun modası geçti. Son 15 senedir fakirin tespit ettiği konuşmalardan şöyle bir moda başladı. Üst seviye şey, riya. Orada da hadisi. Ben her ne bilay öğrenirsin bilgi mi? Hadisi böyle okuyor. Yani ezberinde diyor. Sular gibi biliyorum ben. Sizin anlamanız için şimdi konuşayım. Derken de güzel konuşuyor. O bir gün o ağız eğilir. Her şeyi nasıl yapıyorsan, senin ne atan böyle yaptı, ne senin icazı aldığın müderrisleri böyle konuşuyor. Sen nereden öğrendin böyle konuşmayı? Riya olur korkusuyla konuşmuyorsan, okuma Arapçasını. İçine bak, biz seni bilemeyiz ki riya yapıp yapmadığını. Sen bana Arapçasını da okusan ben dinleyeceğim. Türkçesinden okusan dinleyeceğim. Riya yapıyorsun, bana ne? Nasrettin Hoca'm dedi. Senin eve gidiyormuş, sana ne demiş o zaman? Baklava tepsisi. Bana ne, adam riyakar konuşuyorsa, ben onu tespit edemiyorsam, ile de riyakar dememe lüzum yok. Fakat bana şu hissi uyandırma. Şeyin hakkına karpuz kabuğu getirme. Ne münasebet ya? Biliyorsun hadisi, oku adam gibi. Okur baba şimdi çocuğum. Ne yapıyorsun sen ya? Yuttum ben bunu falan. Yuttunsan yuttun kardeş. Ama 5 para etmedi işte. Bak Şarabi öyle yapmıyor değil mi hocam? Şarabi hadisi okurken gayet fasih okuyor. Çünkü peygamber konuşması. Kendi sözlerine geldiğinde alelade konuşuyor. Orada bir nezaket var. Buraya nereden geldik? İhsan derken hani anlatıyoruz mesela metni konuşurken
Ve ihsan nedir ya Resulallah diye soruyor. Vel ihsan, Allah Teala'ya görürcesine ibadet etmektir. Parantez içerisinde. Bilmiş ol ki, hani bunu yapamıyorsan bile, en asgarisi, asgarisi budur ki, sen onu göremesen de o seni görüyor. Bunu bilmendir. İşte ihsan budur. Bu nedir? Allah beni görüyor. Çarpacak falan değil. Allah'a muhabbettir. Allah görüyor beni be. Elhamdülillah. Muhabbettir ihsan. O zaman iman, Allah Teala'nın muradı üzere Allah'ı bilmek, İslam, o bilişe, o bilince göre aşkla, muhabbetle Allah'ı bilerek yaşamanın adı, teslim olarak yaşamanın adıdır. Kuru bilgi değildir iman. İslam bildiğine uygun yaşamaktır, teslim olmaktır. İhsan da onun muhabbet meyvasını görmek ve yaşamak. O muhabbet üzere hareket etmektir. O hep o muhabbeti tazeleyerek yaşamaktır. Evet. Allah seni madem ki muhabbetle yarattı, Allah'a muhabbetsiz gidilmez. Bunun adı ihsandır. Allah madem ki seni muhabbetle yarattı, ona muhabbetsiz gidilmez. Ali ne haber? İyisin. Anneciğim iyisin. Elini öpmeye geldim, öptüm. Paran geliyor mu? Maaşın geliyor mu? Tamam. Annelik vazifesi, babalık vazifesi. Evlat olarak benden ne bekliyorsun? 500 lira. 500 lirayı verdim. Çık. Bu oğul ne? Normal bir adam mıdır? Bu oğul mudur dersin? Bu belediye daha güzelini yapıyor be. Belediyenin memuru kapıdan gittiğinde o anneye ne övgülerle, metüselerle kumanyayı veriyor. Buna oğul denmez. Neden? Bu mudur yani? Seni eve soktum, bir ihtiyacım var falan. Anneme bakıyorum. Denir mi? Denmez. İslam olunca niye böyle oluyor? Namazı kılın şey mi? Tamam. Bu kadar yani. Fazla muhabbete girmeyelim. Ne diyeceksin Allah'a? Bunu anlamaya da ihsan derim. Şimdi anlaşıldı mı? Anlatmayayım diyor, uzak diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah muhsinleri sever diyor. Muhsin ne demek? Muhsin isteyeni veren adama deniyor mu? Kendisinden bekleneni veren adama muhsin deniyor mu? Deniyor. Peki burada nerede var muhabbet diye sorulduğunda diyeceksin ki sen Ümraniye'ye gelen, bu derslere gelen bir arkadaşımız olarak diyeceksin ki muhabbet bunun şurasında var. Allah beni muhabbet üzere yarattı. O beklenen muhabbeti yerine getiren adama da muhsinler denir diyeceksin. وَلَا يُضِيُوا اَجَّ الْمُحْسِنِينَ Biz muhsinlerin yaptıkları işleri asla zayi etmeyiz. Muhsin neydi? Senden bir Allah muhabbeti beklenerek bu dünyaya geldin sen. Nitekim senin peygamberin imanı, İslam'ın arkasından da ihsanı saydı. O sana kuru bir bilgi değildi. Sen severek Allah'ı yaşayabilecek yegane mahluksun. Ne şeytanda var aşk, ne melekte var aşk, ne hayvanda var aşk. Bir tek Adem'de var aşk. Senden de bu aşk beklenir. O aşkın, o muhabbetin beklendiği bir adam, bir Adem evladı olarak bu aşkın hukukuna uygun olarak yaşadığından sen muhsinlerdensin. Kendisinden bekleneni veren adam. Muhsin oluşu bu demek. Anlaşıldı mı? Yoruldunuz mu? Ağır mı mevzu? Ağır geldi, hiç anlamadım diyen elini kaldırsın. O kadar ağır ki elimi bile kaldıramıyorum. Ben nedeni size inanın bak hep söylüyorum, acite etmek için söylemiyorum. Ben buradan 2 saatte falan geliyorum. Buradan da gideceğim 1,5 saatte. Bakıyorum bizim oradan gelen insanlar var. Çoluğu çocuğu gelen insanlar var. Utanıyorum. Siz niye vaktinizi boşa harcıyorsunuz? O yüzden size mühim, elzem şeyler anlatmaya çalışıyorum. Baştaki konuşmalarımın sebebi de o. Ben piyasa yapmaya çalışmıyorum. Televizyonlar birine o kadar çok ki işte daha ne olacak? Ama bak buraya kadar emek verdiniz. Yazık değil mi size ya? Siz buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Ben size faydalı olmak zorundayım. Öyle değil mi? Hemen sırf ile iman getir. Aynı zamanda hep samimiyetle la ilahe illallah de. Hep imanını gözden geçir. Virdini de düşünme manasında geliyor mu? Geliyor. Daha özel alana girdiğimizde ey derviş
sana insan olmak noktasında basit gibi gelse de şunu şöyle yap denildiğinde söz dinle. Ne söyleniyorsa vaktinde yap. Ve sıdkıyla iman getir. Senin pazar yerine getirdiğin kendi benliğin olmasın. İyi dinleyin burayı. Sıdkıyla iman getir. Karşımıza getirip ortaya koyduğun şey ben bunu yaptım olmasın. Dayandığın iman noktasını getir buraya. Biz seni görmeyelim. Benliğini görmeyelim, imanını görelim. Sen habire kendini getiriyorsun. İman getir. İman getir. Anlatabildim mi? Seni gören insan da Allah desin. Fatih demesin. Bilmeme demesin. Sıdkıyla iman getir. Tevhide gel, tevhide. Seni sürükler. Olmayıp kendi kafasına göre gidenler çok olduğunda onun o yerlere girmiyoruz. O yüzden bu dairede kalsın bu kadar. Uyana gör gafletten, geç bu fani lezzetten olmadı. Şunu söyleyelim daha güzel olur. Sıralamayı değiştireceğiz. Yani değiştirmeyeceğiz de bu daha uygun. Sonraki üstteki beyte. Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Bak iman getir de hemen arkasında mı? Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Hakikaten de öyle. Şu anda ben diye anlatmaya başlayarak konuşsam konuştuğun şey, o dayandığın vücut fani aslında. Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Burada sen kendini ne zannediyorsun? Faniye dayanıyorsun manası da var. Bir de şu var. Sen seni ne sanırsın? Sen kendini bir şey zannetmeye başladığında faniye dayanırsın. Sen kendini bir şey zannetmeye başladığında faniye dayanırsın. Ne zaman olur bu? Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Nereden anla? Kendini bir şey zannettiğinde anla ki fanisin. Faniyle işin var. Ne oldu? Bu tarafa doğru gidiyor. Bizim mal. Yani bizim mal derken işte anladınız. Yerli mal. Hayır sizi sakın ha gücenmeyin ha bak. Ben size abim kardeşim görüyorum. Rahat. Biraz huzurunuza şımarıyorum. Siz müsamahkar olun. Bitiyor ders. Az daha sabit. Ben de daraldım sıcaktan. Bir de böyle sıcak. Üç, bir gün uyanırsın. Faniye dayanıyorsun. Kendini bir şey zannediyorsun. Üç, bir gün uyanırsın. Üç, elbet demek. Biz bunu hoş diyoruz. Falan filan diye söylüyoruz. Bize de ilk meşk ettiğimiz öyle söylediler ama doğrusuna baktım üç diye geçiyor. Üç, bir gün uyanırsın. Halbuki biz ölümü, ölmeyi, bir uyumak gibi hani bir böyle uyku dağıldı gitti artık bu dünya. Gözünü yumdu deriz. Hayır, hakikate tam göz açılması ölümle olur. Soruyorum size. Ahiret alemi gerçek bir alem mi? Evet. Bu dünya fani bir alem mi? Evet. Biz bu fani alemden hakikat alemine gözümüzü fiziki olarak ne zaman açarız? Ölünce. Ama ölünce herkes onu görecek. Öldüğün zaman vaktinde işi bitirmiş olmayacaksın ki. Erkenden işi bitirmiş olmayacaksın ki. İman da getirsen bir işe. Aa Allah iman ediyorum ne güzelsin Allah hey falan. Öldün lan. Ne yapacaksın şimdi? Bilinçle ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Bitti. Tahsil yeri burası. O zaman diyor ki tevhide gel tevhide. Ölmeden önce zaten ölünce göreceksin ne onun olduğunu ne mal olduğunu. Faniye dayandığını da. Faniyle iş yaptığını da. O zaman gel tevhide de gözünü bu dünyaya yummadan evvel masivaya gözünü yuvarak Allah'ın buyruklarını tutarak sıdk ile iman getirerek bu tevhid ile ölmezden evvel gideceğin alemi bu dünyadan mamur et. Tevhide gel tevhide. Yani tevhid ne yapar diyor? Buraya gidecek olan benliği öldürür. Seni bu tarafa çizsek dedim. Bu tarafa geçtin öldün. Ne göreceksin? Burada gördüğünü göreceksin lan. Buraya geçtiğinde burada görmediğin bir şey göreceksin. İşe yaramayacak. Aa varmış. Ne oldu çok uzak.
uzakta. Buraya gelirken öldün. Ne olacak? Burada gördüğünü göreceksin. Nasıl göreceksin? Daha güzel. Daha güzel. Arızasız. Ne diyor ayet-i kerimede? Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Haşrolunan o müminler. Nurun tamamla artık. Bu nurla geldik seni bulduk hidayete bak. Geçen sohbette hadi ve nur kelimesini konuşmuştuk. Bir ay oldu. Unuttunuz mu? Öyle diyor Hazreti Ali. Şu an kıyamet kopsa hiç sürpriz yaşamam diyor. Şu an Allah'ın huzuruna kıyamet koptu deseler hiç sürpriz yaşamam diyor. Çünkü Resulullah ne dediyse iman ile sırf bile tabi olmuşum diyor. Sürpriz yok diyor. Ne dediyse o çıkacak diyor. Bu nasıl bir imanlı olur ya? Ben de tevhid ediyorum. Var mı sende bu zevk? Yok. Tevhide gel tevhide. O zaman daha tevhide yürümen lazım. Ciğer buradaysa kedi nerede? Sen seninle sanırsın, faniye dayanırsın. Üç, bir gün uyanırsın. Orada bir gün derken ölümün geleceği bir günden bahsetmiyor. Aslında yaşadığın bir günden ibaret diyor. Yatmanla kalkman bir gündür he diyor. Ve o manaya içer, bir de diyor ki gün olarak bir gün vardır. Sen dünyada gün sayıyorsun. Yarın yaparım falan diye. Gün birdir diyor. Kur'an'da da nedir, nasıl geçer? Maliki yevmiddin. Din günü. Gün birdir. Din günü. Bu günler gecedir gece. Daha sabah olmamış. Ahirete gittiğinde gününü göreceksin. Yani gün o. Üç, bir gün uyanırsın. Bir gündür diyor bunu. Bir gün geçiyor. Bir de gün birdir manasında. Tevhide gel, tevhide. Peki tevhide gel tevhide sözü, tevhide sözü ahirette söylenecek mi? Hiç orada bir adam duyacak mısınız? Ey kafirler tevhide gel. Ey müminler hadi iman edin. Öyle bir teklif var mı ahirette? Yok. Tevhid nedir? Bu dünyada iyi dinle bulamazsın bu ifadeyi. Bak ben kaç sene evvel huzurda duydum bunu. Hala kitap okuyordum rastlamadım. Sana özel naklediyorum. Tevhid nedir? Tevhid tevhir bağlamındadır. Allah'ın birliği için, birliğine ermen için sana dünya hayatında müsaade ettiği safhaya o seyri süluka tevhid denir. Bir daha dinle. Allah Teala'nın bu dünya hayatında o birliğine, vuslatına ulaşman için sana verdiği fırsata tevhid denir. O yüzden ahirette tevhid edemeyeceksin. Ahirette Allah tevhid edecek. Limenil mülkül yer, lillahi vahidi kahhar diyecek. Ahirette Allah birleştirecek. Allah hepsini ortaya alacak. Celle Celaluhu. O Allah'ın tevhidi. Bizatihi tevhidi. Ama sana bu dünyada mümin olarak isminden isim vermiş, sana da fırsat vermiş. Hadi bakalım. Bildiğime, zatıma, sıfatımdaki bildik zevkine seni muhatap kıldım. Çalış bakalım gel bana. Yapamayacağım ya Rabbi. Yoldan ayrılma. Yolun sahibi benim. Kim var ya Rabbi bu yolda? Birinci benim ya Hazreti Allah. Tevhidin sahibi benim. Benim. Allah şehadet eder ki la ilahe illallah. Allah'ın şehadetidir. İlk tevhid eden Allah'tır. Tevhidin sahibi olur. Ve ilk yarattığını tevhid etmiştir. Muhammedun Resulullah'la Allah tamamlamıştır. Resulullah bu yoldadır. Enbiya bu yoldadır. İhtinas sıratel müstakim. Çok seviyormuş gibi yapıp da saçmalama, sevgisiz, muhabbetsiz, sadece buyruk, emir, yasak gibi görüp de bu muhabbetten uzaklaşmak gibi belalar, gayril mağdubi aleyhim velattali olmaksızın senin yolunda sıratellezine en'amte aleyhim bu yolda nimet verdiğin zatlarla beraber olayım. Kimdir onlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bu yol böyle bir yol. Bu yolun yolcusuyum. Bitti. Bir jandarma eline isterse bir hafta önce girmiş olsun silah altına.
bir tokat vurmaya kalktığında, tabii darbeci değilse, normal şartlar altında, vurduğun anda jandarma komutanlığının bünyesindeki bir nefere dokunmuş gibi muamele görürsün. Allah yolunu daha küçük mü zannediyorsun? Sen niye ilerlerde olmayı istiyorsun? Keşke bu yolun en son yolcusu olsan. Ama Allah'ın kulu olsan. La ilahe illallah dedin, en son yolcususun. Bir baksana bu yolun başına ya, kimler var? Silsilen nereye varıyor senin? Ne şeref ya. Şu imanı neyle değiştirebiliriz? Allah muhafaza ederiz. Yerine ne koyabiliriz? He? Esas lezzetli bir şey söyleyecektim de. Aldılar. Oradan başka bir şey söyleyeceğim. Şunu anlatıyordum. Allah Teala orada tevhid eder misin? Bildiğini kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Ne yaptınız? Edecek misin? Düşünün, böyle bir şey yok. Ahirete tamam. O zaman ne olacak? Allah Teala zatıyla kendisi tevhid edecek. Kur'an'ı dinler misin? Dinlemez misin? Hak kelamı mıdır? Değil midir? Tartışmaya mahal yok. Kendisi kelamını, kendisi Allah'lığına göre kendi okuyacak. Okuyacağı sure bile belli. Sen Rahman suresi diyorlar. Arusul Kur'an diyorlar Rahman suresi. O yüzden böyle bir alim, büyük bir zat göçtüğünde onun seneyi devriyesinde Rahman suresi okuyor. Ecdadı bunu da ihtas etmiş. O hadis-i şeriflere binaen. Rahman suresinin diğer adı ne? Arusul Kur'an. Kur'an'ın gelini. Sonuna geliyoruz. Uyana gör gafletten. Geç bu fani lezzetten. Bunlar seni hep ayrılığa götürür diyor. Faniye dayanmak zevki sende zevk haline gelirse gaflettir bu. Sen uyanık zannediyorsun. Kendin de bu dünyanın her şeyine dalıyorsun. Bunun adı uyanıklık değildir diyor. Gaflettir. Neden? Fani'de uyanık olmak, baki'de derin bir uykuda olmak demektir. Senin gözün faniye açık demek. Faniyi görüyorsun, bakiyi göremiyorsun. O yüzden de bir insan bakiyle alakalı bir zevk alabilse faniyde lezzet alamaz ki. Kaba bir hesap yapalım canım. Maneviyatı bırakalım kenara. Manevi açığı bırakalım. Zevkinin fani olabileceğini an be an müşahede etse, maneviyatı olmasa bir adam nasıl zevk alabilir? Abi gel bu tezgahta yemeye başla. En sevdiği yemekleri koydum. Burada da hızar makinesi. Sen yemeğini yemeye devam et. Rahat ol. Bir saat sonra bu hızar makinesi seni ortadan ikiye bölecek. Tamam abi başla. Yemek yiyebilir misin? Yani akıllı bir adam yapar mı bunu? Üstad Bediüzzaman şeye benzetir. İdam sehpası kurulmuş. Böyle yağlı düğümlü ip. Ye, dünyaya bir kere geldin. İstediğin gibi ye, birazdan asacağız seni diyorlar. Ye ama, rahat ol. Bir kere geldin ya, bir saatin var. Bu bir saati de iyi değerlendir. Ye, tıkın, iç. Normal bir adam ne kadar zevk alabilir diyor bundan. Alabilir mi? Yani Yunus'un sözü gibi, Yunus seyredip gezer, ölüm tedbirler bozar. Ölümü gördüğünde ne kadar şey yapabilirsin? Bir adam ölümle alakalı bir şeyi hatırlıyor da, görüyor da, hala aynı zevkle devam ediyorsa, o en azından deli olmasa da münafıktır. Nitekim hadis-i şerif var. Kabristanın içerisinde yemek yemenin münafıklık alameti olduğuna dair. Ya ölmüş adamları görüyorsun, nereye yiyorsun da? Kabrin içinde de yer mi adam ya? Değil mi? Pierre Petit'de çay pasta safhası yapan, ay ne güzel. Bunlar ne? Baba bunlar evladım bizden önce ölenler. O çocuğa, ben çocuğumun çok yetişmesi için Pierre Loti'ye bile götürdüm. Adı Pierre Loti bir kere. Oradan anda gel vurdu. Eyüp Sultan da kabristanını ziyaret ettirir. Yani çocuk sormaz mı sana? Ama hocam hiç gitmeyelim. Git de bari hiç olmazsa bir Fatiha oku. Bir şöyle çay içerken şey yaparken
En azından onun sohbetini yapıp ikisini dengeli tutuyorsan ne ala. Ama bu gidiş gelişte adam en sonunda şizofren yapıyor. Manik depresif diyorlar. Hepsini bir arada yaşayan. Ne diyorlar? Manik depresif. Bipolar mı diyorlar? Bipolar mı oluyor? Tamam, devam. Tamam. Ürün yerleştirmeydi bu, devam ediyoruz. Uyana gör gafletten. Bir gafletten uyansan manasına da geliyor. Bir de gafletten uyanırsan manasına. Uyana gör. Uyanırsan görürsün. Uyana gör gafletten. Geç bu fani lezzetten. Yani fani zevklerden geçemeyişinin sebebi senin zaafların oluşundan değil. Hakikate ait bir şey göremediğin için sen. Mesela adam bana kariz yaptırdı. Gösterdi, bak dedi, karaciğer enzimlerinde dedi, siroz enzimleri tespit edildi dedi. Çürüyeceksin, gideceksin dedi. Şeker hastasısın dedi. Hani ölmek bir şey değil, sürünürsün. Bir de etrafında insanlar sana bakacak yani. Böyle olur mu dedi ya. Dedim hiç olmaz, benim kitapta bu yazmaz. O zaman bunu yapacaksın. Orada el bastıracak neredeyse. Ne oldu? Bak şimdi işin gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Değil mi? Diyor ki, senin diyor zaafların oluşun aslında onları çok sevmenle alakalı değil diyor. Günah niye günahtır biliyor musunuz? Yapıldığı kabahatten dolayı değil. Şimdi şaşıracağım. Günahın günah olmasındaki ağırlığın esas sebebi nedir biliyor musunuz? Adamın günahtan aldığı zevk meselesi falan filan bakıldığında iş öyle mütalaa edilmemeli. Adamda o günahın karşı tarafında duran, muhabbetle alakalı bir tahsili olmadığı için o adam gafildir. Anlatamadım. Yani adamda Allah zevki olmadığı için o zevkin üzerine, o zevk olsa onun üzerine bir şey çıkmaz. O zevk olmadığı için bir adam günaha düşer. Veya o zevki tatmıştır da bulutlanmıştır gönlü, kalbi. Nefse ağır basmıştır. Çünkü hem o muhabbet hem de yani şimdi biraz da güldüreyim size. Adam böyle kumar oynuyor falan. Allah, Allah, Allah diye yapmaz yani. Değil mi? Affedersiniz haşa huzurdan. Eşek kurdu gördüğü zaman şaşkınlıktan üzerine doğru anıra anıra gidermiş. Bir de böyle yaparmış. Benim hocam öyle anlatırdı. O derlermiş. O olduğunu biliyorsun. Ne gidiyorsun lan üstüne dermiş. O diye üzerine gidermiş. La ilahe illallah falan diye adam çarap içer mi? Hoş bunu da başaran bazı adına tasavvufçu denen sıfıklar var. Allah onların şerrinden muhafaza eylesin. O yüzden günahı günah, sevabı sevap olarak görmek bir imandır. Erdem demiyorum artık, o kadar da değil. Ne erdemi? İman. İman ve erdem değil mi? Laf çarpıtma şimdi. Yani ekstra bir fazilet değildir. Olman gereği hala insanlıktan çıkmadın, hala şeytan olmamışsın yani en azından. Ama kurtarır mı adamı? Kurtarmaz. Dolayısıyla gafletten uyanmayan kişi lezzeti faniden müdavim olur, hep oradan kam almaya devam eder. Baki zevki olan bir adam onu yapabilir mi? O sebepten ne diyor Hazreti Ali? Kerremallahu veşeru. Bir kişi ancak Allah'ı unuttuğu zaman günah eder diyor. Ben hatırlıyorum Allah'ı, hep Allah'ı hatırlıyorum. Demek ki o hatırlama seni o manevi zevke getirmemiş. İman dedik ya, zevk ile Allah'ı bilmektir. Aşk ile Allah'ı bilmektir. O derecede değilsin demek. Düşmüşsün orada. Nitekim bazı günahlar için Efendimiz ne buyuruyor? O anda iman gömleği onun üzerinden çıkartılır. Ha. Bu böyle demek. İkisi beraber olmaz. Hem gece hem gündüz. Olmaz öyle şey. Gece gibi. O zaman sen gündüzü bir halt işliyorsun. Girmişsin çukurun içine. Gece gibi olmuş. Ama hem gece hem gündüz olur. İman var. O yok. İman yok, o var.
Allah bez, baki heves. Bazısı onu yerini değiştiriyor. Baki heves, Allah bez. İkisi de aynı caddeye çıkar. Vurguyla. Allah bez, baki heves. Allah yeter ama hiç hevesler bitmez. Manasına da geliyor. Bazısı diyor ki Allah baki yeter heves. Manasına da geliyor. Ki Hazreti Hüdayi'nin Allah baki yeter heves devran ederler hu ile ilahisinde de o da Hazreti Hüdayi'nin bir ilahisidir. Peki bu lezzet nasıl olacak bize? İç kemseli vahdetten, şu vahdet şarabını bilmekle değil de bir tatsan var ya, ne olur? Gafletten kurtulmuş olursun. Gaflet Allah'tan uzak olmanın adıdır. Daha ilerisi. Bir kişi için gafil diyorsan onun adı şudur. Bir kişiye gafil diyorsan Allah'tan uzak kalmaktan zevk edinen adamın ismidir. Allah'tan uzak kalmayı zevk edinmiş adamın ismine gafil denir. Gaflet aslında bir günah değildir arkadaşlar. Gaflet günah değildir. Gaflet günahın zeminidir. Mesela gadap geldi, gadap tohumu var elinde. Haset var, şirk var, küfür var. Şimdi bu tohumları bir yere atacaksın. Gaflet toprağı lazımdır. Gaflet olmadan zeminde yer tutmaz. O yüzden aslında gaflet günah değildir. Günahın zemine denir. Çok önemli şeyler bunlar. Ne yapacaksınız bunları bilmiyorum. Yani ben Deniz bunu bir kere duymuştum mürşide ayağından. Hala üzerinde düşünüyorum. Bu yeter bir adama ya. Abi bu düşünse bir adama, ben Deniz kendim için düşünüyorum. Yani bununla ben dersten çıkayım, birkaç saat bununla meşgul. Yeter bana bu. Bak gaflet tek başına bir günah değildir. Günahın zeminini oluşturan şeylerden denir. Yani burada malımız bu. Burada nur üzere gidiyor. Hidayet. Hidayet yolu. Nur üzerine gidiyor. Buradaki zulmet gaflet üzerine gidiyor. Nerede yürüdüğünü bilmemektir. Ve bundan artık memnun. Hiç düzeltmeye aklına bile getirmiyor. O adama gafil denir. Kendini düzeltmeye aklına getirmiyor. Mesela kendini düzelttim denildiğinde neden düzelttin kendini? Şundan düzelttin. O adama gafil denmez artık. Ama bu arada namaz kılmıyor olabilir. Başka şeyler. Ama bir şeyi düzeltmeye çalıştı. Ama artık adı gafil değil. Neden? Bir şeyi düzeltmeye çalışıyor. Anlatabildim mi acaba? İç kevseri vahdetten, ya şu muhabbet, vahdet kevserinden bir tadı versen, bir lezzetini alıversen, nasıl olacak bu? Tevhide gel, tevhide diyor. E ben çekiyorum, bir de buradan ye bakalım, bir de buradan iç. Özelinde hitap ettiği dervişlerine bölümü var mı? Var. Bizim meclisimiz tevhid meclisidir. Zikrullah meclisimize ve verdiğimiz tesbihatı bizden al. Bu emanettir. Bu tevhide gel, kevseri iç. Nitekim Hüdayi'yi cuş eyle. Hüdayi'den dinle. Bak la ilahe illallah derken bir de ondan duy. Evet. Şevke gelip cuş eyle. Öyle bilip de aldın tevhidi deyip yapma kulağın üstüne. Ben bununla nasıl yürüyeceğim diye o ateşi kulağından verilen o manevi zevki al, devam ettir. Bu Kevser'den nuş eyle. Biz sana Kevser veriyoruz. Sen bunu tevhid telkini zannediyorsun. Biz sana hakikati anlatıyoruz. Aynı zamanda genel olarak anlatırsak, hani hep umumi gittik sonra hususiye girdik. Bu beyitte doğrudan hususiye girdik. Şimdi umumiye dönersek, Hüdayi'nin bu anlattıklarını iyi dinle. Hüdayi'den nuş eyle. Bunları zevk edin de hep bununla beraber iştiyak duygusu hayal. Buyruğun tut Rahman'ın diye anlattım bu meseleye. Ve bu Kevser'den nuş eyle. Bu da sana bir Kevser tadı verir. Bir zevk sahibi olursun. Ama tevhide gel tevhide. Ayrı ayrı yerlerde durursan anlatamam sana sözümü. Tevhide gelirsen tevhid sahasında bu sözlerin ne kadar önemli olduğunu yaşarsın. En azından görürsün. Sen onu görmesen bile
o seni görüyor şeklinde bir duyguya, en azından bir hedefe, bir gayeye ne yaparsın? Ulaşmış olursun. Tamamdır efendim. Hikmet konuşmaları bugün buyurulduk Rahman'ında neticelenmiş oldu. Allah'a emanet olunuz ve selam.